arkadaşlar, Yere Yurtdışı Eğitim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Vize Departmanı'ndan Cemre. Bugün Instagram'da vize hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. İlk sorumuz tabii ki Amerika ile alakalı. Amerika vizesine kaç kez başvurabilirim? İstediğiniz kadar başvurabilirsiniz. Sorun şu ki eğer red aldıysanız ısrarcı bir yaklaşım göstermeyin. Neden red aldığınızı, bu durumu değerlendirin. Bunu somut olarak değiştirdikten sonra tekrar başvurun. Ama banlanmak gibi bir şey yok. Yani bir red aldınız, bir hafta sonra tekrar başvuru yapabiliyorsunuz. Diğer sorumuz, vize çıkmama ihtimali nedir? Herkes için vize çıkmama ihtimali var. Lütfen vize reddi aldığınızda bunu kişiselleştirmeyin. Bu vize değerlendirmesi tamamen konsolosluk memurunun inisiyatifinde. Uygun koşulları sağlasanız da bazen red alabiliyorsunuz. Lütfen kişiselleştirmeyin. Vizeye minimum ne kadar süre önce başvuru yapabilirim? Genel vize türleri için eğitim vizesi olur, turistik vize olur. 90 günden az kaldıysa eğer vize başvurusu yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan seyahat tarihiniz. Başlangıç tarihinize göre 3 ay öncesinden çoğu ülke için başvuru yapma hakkınız vardır. Bir diğer sorumuz, başvuru için konsolosluğa mı gideceğim? Çoğunlukla aracı kurumlar vasıtasıyla başvuru yapıyorsunuz. Sadece Amerika için doğrudan konsolosluğa gitmeniz gerekiyor. Schengen ülkeleri gibi 12 haftadan kısa dönem vizelerinde de yine aracı kurumlara gidip orada başvuru yapacaksınız. Uzun dönem başvuruları için genellikle Schengen ülkelerinde çoğunlukla konsolosluktan randevu alınması gerekiyor. Her ülkenin prosedürü burada farklı. Zaten başvuru yapacağınız ülkenin bilgisini detaylı olarak Yere Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'ndan alabilirsiniz. Bir diğer sorumuz, benim yerime başka biri vizeye başvuru yapabilir mi? Türk vatandaşları için çoğunlukla biyometri işlemi yapılması gerekiyor. Biyometri işlemi nedir? Parmak izinin alınması, bir fotoğraf çekilmesi. Bunlar pasaport sistemine işleniyor. O yüzden başvuru sahiplerinin mutlaka ve mutlaka başvuruda bireysel olarak orada bulunması gerekiyor. Enteresan bir soruyla devam edelim. İngiltere vizesiyle Avrupa'ya gidebilir miyim? Adı üstünde İngiltere vizesi olduğu için sadece İngiltere'ye gidebiliyorsunuz. Eğer Avrupa'ya gitmek isterseniz ekstradan Schengen vize başvurusu yapmanız gerekiyor. Bir diğer merak edilen sorumuz, vize ne kadar sürede sonuçlanır? Ortalama olarak tüm ülkelerde 1 hafta ile 4 hafta arasında sonuçlanma süresi var. Sadece Amerika vizesinde görüşmeye girdiğiniz an vizeyi mi aldınız, red mi aldınız anlayabiliyorsunuz. Diğerleri için konsolosluğun yoğunluğuna göre sonuçlanma süresi değişiyor. Öğrencilerden çok gelen bir sorumuz var. Vize başvurusu yapmadan önce okulu dondurmam gerekiyor mu? Eğer illaki eğitim döneminde yurt dışına gitmeniz gerekiyorsa okulu dondurmanız gerekir. Bunun için okuldan mutlaka belge alıp dosyaya eklemeniz gerekiyor. Bizim önerimiz yaz tatillerinde veya sömestrede eğitim almanız. Bu durumda zaten okul dondurmanıza gerek yok. En önemli sorulardan biri, sponsor nedir? Sponsor sizin masraflarınızı karşılayacak kişi demektir. Vize başvurusu yaparken göstermemiz gereken en önemli şey ekonomik altyapımız. Eğer yaşımız küçükse, çalışmıyorsak, öğrenciysek mutlaka birinci dereceden annemiz, babamız, akrabalarımız bize sponsorluk etmelidir. Peki bu gelirleri nasıl gösterebiliyoruz? Bunun için banka hesaplarını mutlaka koymanız gerekiyor. Vize dosyasında en önemli şey banka hesaplarıdır. Ne kadar para göstermeliyiz? Sorulan diğer sorulardan her ülkenin yaşam masrafları var. Konsolosluğun sitelerinde bunlar mevcut. Eğer eğitim alacaksanız okul faturasıyla beraber ülkenin istediği yaşam masraflarını mutlaka banka hesabında göstermeniz gerekiyor. Eğer ülkenin beklediğinden daha az paranız varsa üzücü bir şekilde red alıyorsunuz. Avrupa'da birden fazla ülkeyi ziyaret edeceğim. Hangi ülkeden Schengen başvurusu yapmam gerekiyor? Merak edilen bir sorumuz da bu. İlk giriş yapacağınız ülke neresiyse oradan vize başvurusu yapmanızı öneririz. Eğer Almanya'ya gidecekseniz uçak biletiniz Almanya'ysa vize başvurunuzu da oradan yapın. Eğer bu soru sorulurken alt metin hangisinden daha kolay Schengen vizesi alabilirimse eğer bunu yanıtlamak maalesef çok zor. Ülkelerin beklentilerine göre bir dosyayı hazırlıyorsunuz. Uygun bulunup bulunmaması tamamen konsolosluğa kalmış. Buradan daha kolaydır, buradan başvuru daha zordur gibi bir genelleme yapamayız. Yurt dışında halam var, bana davetiye gönderse olur mu? Olmaz. Vize başvurunuzda gereken belgeler neyse onları hazırlayın. Lütfen halanızı karıştırmayın. Merak edilen diğer soru vize reddiyle alakalı. Bir kez red aldım, bir daha başvuruda sıkıntı yaşar mıyım? Bir kez red almanız demek sonsuza kadar bir daha vizeye başvuramayacağınız anlamına gelmiyor. Neden ötürü red aldınız? Bunu değerlendirip somut değişiklik yaptıktan sonra tekrar vizeye başvurmanızda hiçbir sakınca yoktur. Vize reddi aldım.
Vize ücretim yanar mı? Vize ücretiniz maalesef konsolosluklar tarafından size geri ödenmiyor. Her başvuru yaptığınızda vize ücretini mutlaka ödemelisiniz. İngiltere'den red aldım. İrlanda başvurusu yapacağım. İrlanda reddimi görebilir mi? Bizim düşüncemize göre Amerika, Kanada, İrlanda, İngiltere gibi birbirine bağlı ülkeler birbirlerinin vize redlerini görebiliyorlar. Ama bu bir diğer ülke için başvuru yapmanıza engel değildir. Başvuru yapabilirsiniz. Vize görüşmelerinde mülakat yapılıyor mu? Merak edilen sorulardan biri de bu. Her ülke için mülakat şartı yok. Amerika'da kesinlikle var. Yüzde görüşmeye giriyorsunuz. Avustralya'da sizi telefonla arıyorlar. Yine mülakat var. İrlanda, Malta gibi bazı ülkelerde yine telefonla sizi arayabilirler. Ama çoğunlukla dosya teslimi yapacaksınız. Evraklarınızı hazırlayıp konsolosluğa sunuyorsunuz. Onlar kendilerine verilen süre içerisinde dosyayı değerlendirip size dönüşlerini geri yapıyorlar. Amerika'ya turistik vizem var. Bu vizeyle dil eğitimi alabilir miyim? 12 haftaya kadar haftada 15 ders olacak şekilde eğitim alabiliyorsunuz. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz 12 haftanın sonunda bir ara vermeniz gerekiyor. Atıyorum 20 hafta eğitim alacaksınız. 12 artı 8 şeklinde 15 derste eğitim alabilirsiniz. Diğer sorumuz, öğrenci vizesiyle Amerika'da çalışabilir miyim? Yasal olarak çalışma hakkınız yok. Hangi ülkelerde çalışma iznim vardır? Bazı ülkelerde dil eğitimi alırken bir yandan çalışabiliyorsunuz ama bu her ülke için geçerli değil. Hangi ülkelerde var? Dubai, İrlanda, Malta, Avustralya. Doğru bilinen bir yanlışa değinmek istiyorum. Kanada'da çalışma izniniz yok. Bir diğer sorumuz, Kanada vizesi uzatılabilir mi? Şimdi Kanada'da iki türü vize var. Biri kısa dönem, biri uzun dönem. 24 hafta ve altı kısa dönem olarak geçiyor. 25 hafta ve üstü uzun dönem olarak geçiyor. Eğer kısa dönemle vize başvurusu yaptıysanız eğer, vizeniz pasaport uzunluğunca basılıyor. Ancak bu pasaport uzunluğunca Kanada'da bulunabilirsiniz anlamına gelmiyor. 6 ayda bir giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Bu giriş çıkış illa Türkiye olmak zorunda değil. Atıyorum vizeniz varsa Amerika'ya gidebilirsiniz. Eğer kısa dönem, short term vizeniz varsa sadece onu kayıt olduğunuz okul için kullanabiliyorsunuz. Turistik bir nedenle bulunamazsınız. Eğitim almaya devam etmeniz gerekiyor ve eğitim türünü değiştiremiyorsunuz. Eğer study permit'e başvurduysanız vizeniz 7 aylık basılıyor. Bunu Kanada'da gittiğinizde uzatıyorsunuz. Aldığınız eğitim çerçevesinde eğitim türünüzü değiştirebiliyorsunuz. Mesela dil eğitimi alırken kalıç başvurusu yapabilirsiniz. Bankada yeterli param olsa da yine de vize reddi alabilir miyim? Alabilirsiniz. Tamamen konsolosluğun yorumlamasına bağlı. Eksik bulduğu başka bir şey varsa size vizeyi vermek zorunda değildir. Vizelerle ilgili aslında doğru veya yanlış diye somut bir şey söyleyemiyoruz. Tamamen konsoslukların dönemlik inisiyatiflerine bağlı bir şey. Yani sizden istenen dosyayı hazırlasanız da kimi zaman red alabiliyorsunuz. Red almak herkes için bir durum. Sadece Dubai için red alma riskiniz yok. Parasını verdikten sonra vizeyi alabilirsiniz. Son sorumuz, biliyorum çok üzüldüğünüz sorular bittiği için ve beni göremeyeceğiniz için. Çalıştığım iş yeri bana sponsor olabilir mi? Bu nerede, ne kadar süredir çalıştığınıza bağlı. Hangi ülkeye başvuru yapacağınıza bağlı. Mesela Avustralya için vize başvurusu yapacaksak kesinlikle bir şahıs size sponsor olmalı. Bir şirket sponsorluğunu kabul etmiyorlar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaya çalıştık. Aklınıza takılan ne olursa bize Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bir video daha çeker, o soruları da cevaplarız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Ve benim videolarımı en çok beğenin. En çok beni beğenin. Bir daha alalım. Enerjimiz yüksek. Enerjimiz yükseliyor. Bu soruyu cevaplamak aslında çok zor. Çok zor. Buyurun, söz size Cemal. Hazır kameralar karşısındayken bir gerçeği açıklamak istiyorum. Sevgili Yero öğrencileri. Bu ofiste çalışıyorum ama 4 yıldır hiçbir fuar videosunda görüntülenmedim. Biliyorum hepiniz yıkıldınız ama sonunda buluştuk.